Saygıdeğer arkadaşlarım, tanık olduğunuz gibi muhalifi oynayan, ekranlarda konuşanların, gazete sütunlarında yazanların pek çoğunu beğenmiyorum. Boş kuru gürültü yapıyorlar diyorum. Çevrim içi oynuyorlar. Gerçek anlamda Tayyipgillere karşı bir muhalefet yapmıyorlar, yapamıyorlar. Buna hem kavrayışları, idrakları yetmiyor, hem de yürekleri, cesaretleri. Dolayısıyla da bir anlamda namusları yetmiyor diyorum arkadaşlar. Böyle diyorum da ara sıra yahu acaba megalomaniye mi kapılıyorum? Ya, böyle bir eğilimim mi var diye de aklımdan geçiyor ve kendi kendimi sorguluyorum. Fakat bazı tanık olduğum namuslu, yurtsever, aydın insanlarımız benim haklı olduğumu kanıtlıyor, gösteriyor arkadaşlar. Şu eli öpülesi saygıdeğer hanımefendinin sokak röportajında anlattıklarını bir dinleyelim. O kadar çok şey var ki konuşmamız gereken. Çocuklarımızın hayatının elinden alınmasından mı bahsedelim? İnsanların sokakta bir suyu bile almak için hesap yapmasından mı bahsedelim? Planlı programlı ormanlarımızın yakılmasından mı bahsedelim? Ülkemizin talan edilmesinden mi bahsedelim? Sessiz bir şekilde bile isteye işgal edilmesinden mi bahsedelim? Hayvanlardan mı bahsedelim? Konuşmak istediğim çok şey var, evet. Öyle bir garabetin içindeyiz ki. İnsanlar bile isteye, tırnak içinde o insanlar bile isteye ülkeyi muhteşem bir karanlığın içine sürüklerken biz burada özgür irademizle bunların farkında olan insanlar olarak bunları dile getirecek pozisyonda olamamamızdan mı bahsedelim? Ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu kadar aşağılık bir şekilde, bunu söylemeli miyim bilmiyorum, yönetilmediğini düşünüyorum. Çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Her zaman dile getirdiğim bir şey var. Kendi çevreme, çocuklarıma da söylediğim. Benim kızım 23 yaşında, oğlum 20 yaşında ve burada sokakta dolaşan bir sürü çocuk, onların hepsi bizim çocuğumuz. Gelecekleri ellerinden alındı. Eğitim hakları ellerinden alındı. Özgürce yaşama hakları elinden alındı. Daha sonrası yüksek ihtimalle Kurtuluş Savaşı'na ihtiyacımız olacak. İlerleyen süreçte aslında herkes görüyor, biliyor ama dile getiremiyor. Çünkü korkutuldu, sindirildi. Yani bir sürü insan bunun bedelini ödedi. Sesini çıkaran insanlar bedelini ödedi. Çok korkunç bir ülkede yaşıyoruz artık. Bile isteye örgütlü kötülüğün ele geçirildiği bir ülkede yaşıyoruz artık. Hiçbirimizin ümidi yok. Ne acı. Beyin göçü, her şey bizde. Dünyanın çöplüğünü kabul eder vaziyetteyiz. Bunların hepsinin ben bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Bu kadar kolay bir şey değil. Bunun altında farklı bir amaç var. Ülkeyi götürmek istedikleri nokta çok karanlık. İnanılmaz karanlık. Nasıl çıkacağız bilmiyorum. Konuşalım, hepimiz konuşalım, herkes dile getirsin. Sokaktaki hayvanı koruyamıyoruz. Biz ülkeyi yöneten güçten çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Çocuklarımız tecavüze uğrarken ülkeyi yöneten güç bir kereden bir şey olmaz diyebiliyor. Sokaklarda yaşayan canlıları öldürme kararı alabiliyor bu inançlı Kur'an ve Allah, işte bunları kullanan insanlar. Gençlerin ümidi çalındığı için, ben gençlerden çok ümitliyim ama gençlerin ümidi yok. Biraz sahip çıkmak lazım galiba, değil mi, bu gençlere de? Bu kadar ezdirmemek gerekiyor, değil mi? O genç hangi okulda okuyacağını, hangi eğitimi alacağını mı düşünsün, ne yiyeceğini mi düşünsün? Onu yetiştiren anne baba cebine harçlık koyamıyor ya. Çocuklar aç, aç, ciddi anlamda açız yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı X vatandaştan daha aşağı vaziyette. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar. Ne diyor bu hanımefendi? Aşağı yukarı bizim sizlere hep anlattıklarımızı diyor, değil mi? 2015 TRT konuşmalarımızda ve 2023 Mayıs seçimlerindeki konuşmalarımızda anlattıklarımızı ve bu videolarımızda anlattıklarımızı diyor aşağı yukarı. Fakat tek bir eksiği var. Bu felaketin arka planında gerçek anlamda yaratıcısını, yöneticisini göremiyor o da. Ona değineceğim ileride. Tabii daha önce de adlarını saydım. Beğendiğim aydınlar, askerler var arkadaşlar. Mesela emekli amiralimiz Naim Babiroğlu, yine emekli amiralimiz Cem Gürdeniz. Bunlar aynı zamanda CIA yönetimindeki FETÖ ve Tayyipgillerin el ele vererek gerçekleştirdikleri Ergenekon Balyoz adlı hainane saldırıların, kumpaslarında kurbanları içindeydiler arkadaşlar. Türkan Ertürk, evet, emekli amiral. Mustafa Sönmez, yine bu Ergenekon kumpasının mağdurlarından emekli kurmay albay. Banu Avar, namuslu aydınlarımızdan. Yine Mehmet Ali Güller, vatansever namuslu aydınlarımızdan. Ara sıra savrulduğu oluyor ama o kadar olur diyor ve beğeniyoruz bu yazarımızı da. Demek ki arkadaşlar megaloman değilmişiz. Yani tespitlerimizde haklıymışız arkadaşlar. Şimdi gelelim saygıdeğer hanımefendinin görmediği, dolayısıyla da dile getirmediği felaketin arka planına. Ekonomik, siyasi, sınıfsal arka planına. Biz hep ne diyoruz arkadaşlar? Türkiye 1950'den itibaren insan soyunun baş düşmanı ABD emperyalist haydutunun yarı sömürgesi durumuna sokulmuştur, düşürülmüştür diyoruz arkadaşlar. İşte Türkiye'nin hain, antika, tefeci, bezirgan ve finans kapitalistler zümresi denen sermaye iktidarı ve onun siyasi plandaki temsilcileri Bayar Menderes'in Demokrat Parti adlı çetesi Türkiye'yi bu ABD denen emperyalist haydutun emri altına soktu, yarı sömürgesi durumuna düşürdü arkadaşlar. İşte bütün felaketlerimizin kaynağı oradan gelir. Ordu NATO'ya girişle birlikte bu haydutun emrine verildi. Amerika'nın yarı sarhoş, yarı sapık generallerinin emrine verildi Türk ordusu arkadaşlar. Türk ordusunda artık kimin kurmay olacağına bile Washington'dan, Pentagon'dan karar verildi arkadaşlar. Böylesine emri altına sokuldu. Tabii ekonomide ABD'nin emrine girdi, siyasette, kültürde, eğitimde, medyada, sanatta, dinde arkadaşlar. Artık her şeyi o alçak belirler oldu.
İşte bu konuya ilişkin Tayyip'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, emekli general değil mi arkadaşlar? Bir zamanların 2014'lerin Genelkurmay ikinci başkanı, Hulusi'nin yardımcısı yani Hulusi Akar'ın, daha sonra Hulusi'nin Milli Savunma Bakanlığı'na Tayyip tarafından zıplatılmasıyla onun yerini dolduran Genelkurmay Başkanı, şimdi de Tayyip'in Milli Savunma Bakanı arkadaşlar bu general. Bu da aynen geçen yaş kararlarıyla bütün yalamalığına, yalakalığına rağmen, çapsızlığına, utanç verici Tayyip şakşakçılığına rağmen Tayyip'in emekliye ayırdığı jandarma genel komutanı Arif Çetin'in bir benzeri arkadaşlar bu Yaşar Güler'de. CHP milletvekili Öztürkmen buna mecliste soru soruyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sonrası yeniden gündeme gelen ve kapatılması istenen Malatya'daki Kürecik radar üssü için radar merkezi NATO hava sahasının balistik füze savunması kapsamında müttefik ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ortadayken Kürecik radar üssünün faaliyetlerinin durdurulmama sebebi nedir sorusu yöneltilmişti. CHP'li vekilin soru önergesini cevaplayan Güler, bu radarın ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur dedi. Kürecik'teki üssün kuruluşu aşamasında da tartışmalar yaşanmış ve dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ülkemiz gerekli gördüğü takdirde herhangi bir zaman erken uyarı radarına ev sahipliği yapma kararını gözden geçirme veya sonlandırma konusunda egemenlik hakkını muhafaza etmektedir demişti. Gördüğümüz gibi NATO müttefiklerini savunmaya yönelikmiş arkadaşlar Murat Onüstü. Ya NATO müttefikleri dediğin kimsenin ABD başta gelmek üzere onun komutası altındaki AB emperyalist haydut devletleri ya. Peki onların İsrail'den bir farkı var mı? Hayır yok. Şu anda hem Basra Körfezi'nde hem Akdeniz'de, Gazze kıyılarında uçak gemileri dahil bir yığınla savaş gemisini göndererek İsrail'e koruma kalkanı oluşturan bu emperyalist haydut devletler değil mi? E bunlar. İşte böylesine demagoji yapıyor, riyakarlık yapıyor, sahtekarlık yapıyor arkadaşlar. Ya açık o zamanki 2012'de bu radar üssü kurulurken Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy açıkça demişti. Bu radar üssü İsrail'i koruyacak, korumaya yönelik bir üstün demişti. Tayyip de aynen bu Yaşar Güler gibi lakaluka etmişti. Sarkozy ne demişti? Ya bırak bunları, biz kediye kedi deriz. Bu Kürecik radar üssü doğrudan İsrail'i savunmaya yönelik İran'dan gelecek füzelere karşı savunmaya yönelik bir üssür, bir uyarı üssüdür demişti. Evet arkadaşlar işte orduyu da bu hale getirdi dediğim bundan. Yani bu Yaşar Güler, bunun öncesi Hulusi Akar, ondan öncesi Necdet Özel, Hilmi Özkök,
Aytaç Çarman. Bunların anayı hep ABD tarafından devşirilmiş, oynatılan, ABD'ye çalışan hainler güruhuya. İşte Türkiye'yi Türkiye yönetmiyor 1950'den beri. ABD yönetiyor. O yüzden yaşadığımız bütün bu felaketlerin baş sorumlusu ABD emperyalist saygılıdır arkadaşlar. Bu Yaşar Güler benzeri askerler ve Tayyip Güller ve meclisteki diğer partilerin tamamı aynı bu kapsam içinde. Onlar da doğrudan ya da dolaylı ABD yörüngesinde ve onun hizmetindedir arkadaşlar. Zaten dem açık. İşte Irak'taki PKK'istan'da ABD özel kuvvetleriyle, ABD üsleriyle, ABD'nin Blackwater'larıyla iç içe, etle tırnak gibi kaynaşıp devlet kurmuş durumda arkadaşlar. Solu oynayan diğer tipi, tapı bilmem nesi de demin yörüngesinde, ondan bir farkı yok. Bunlar da Türkiye'nin düşmanı. Açık arkadaşlar. Yeni CHP'ye gelirsek, o da Mustafa Kemal'le, Kuvay Milliye'yle zerre miktarda ilgisi yok artık bu CHP'nin. Onun başkanı bir önceki Sorosçu Kemal'in, onun çömezi Özgür Özel'in. Banu Avar'ın dediği gibi ABD emperyalist saygıdı sadece iktidarı yönetmekle, devşirmekle kalmıyor. Muhalefeti de üretiyor arkadaşlar. Muhalefet de üretilmiştir. Alayı en savcısından en soncusuna, en milliyetçisinden en dincisine kadar. Onların da alayı ABD yörüngesinde. ABD'ye, NATO'ya gık diyebileni var mı? Hayır, yok. Yok arkadaşlar. İşte Finlandiya'nın NATO'ya alınma kapsamında meclisteki oylamada gördük. Bir tek hayır oyu çıktı mı? Çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı. Hep söylediğimiz gibi bu 600 kişilik meclis toplamında belki bir elin parmaklarını ancak bulan, hasbelkader oraya girmiş namuslu vatansever insanlar bulunabilir. Gerisi alayı ABD devşirmesi, ABD hizmetkarı, ABD kuklasıdır arkadaşlar. Bundan hiç kuşkumuz olmasın. ABD ve emperyalist Avrupa devletleriyle Tayyip Güller tam bir stratejik amaç birliği içindedirler arkadaşlar. Tayyip'in de eş başkanlığını yaptığı ki hala sadakatle bu eş başkanlığı görevini yapmaktadır 22 yıldan bu yana. Türkiye'yi BOP çerçevesinde 3 parçaya bölmektir arkadaşlar. Hem ABD, hem AB'nin hem de Tayyip Güller'in amacı. Aynı zamanda Türkiye'yi ortaçağcı faşist bir din devletine dönüştürmektir. Taliban Afganistan'ı benzeri bir din devletine dönüştürmektir. Bunun için üç koldan saldırıyor ABD ve AB emperyalist saygıtları arkadaşlar. Bir, Türkiye'ye 13 ila 15 milyon arasında sığınmacı adlı istilacıyı doldurdukları yetmemiş gibi şimdi de Irak'la bir anlaşma yaptı Tayyip. Ne anlaşması yaptı? 1 Eylül'den itibaren
15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşları vizesiz bir şekilde ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye gelebilecekler. İstedikleri kadar Türkiye'de kalabilecekler arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? En az 5 milyon Iraklı Arap'ın bu 15 milyonluk istilacıya ilave olarak Türkiye'ye gelip yerleşmesi demek. Yani Türkiye'nin 20 milyon civarında istilacıyla işgal edilmiş olması demek. Yani neredeyse dörtte bir oranında nüfusu işgalcilerden oluşur duruma gelecek Türkiye'nin ya. Ve 5, 10, 15 yıl sonra Türkiye'de Türk azınlığa düşecek. O zaman Tayyipkiler biz istediğimiz gibi Vapı da uygulayabiliriz. Şeriat devletini de kurabiliriz. Teokratik devleti de kurabiliriz. Artık sultanlık, halifelik de kurabiliriz. Ve bizi kimse yargılayamaz diye düşünmektedirler. ABD emperyalist saygılı ve Avrupa Birliği emperyalist devletleri de aynen bunu istemektedir. İşte böylesine korkunç, hainane bir çıkar peşindedir bunlar arkadaşlar. Başka nasıl saldırıyorlar arkadaşlar? Vatansever, Kuvayi Milliyeci Mustafa Kemal ve İnönü geleneğini savunan insanlarımıza Dilruba Kayserili oğluna yaptıkları şekilde saldırıyorlar arkadaşlar. Sadece düşüncelerini açıkladı diye ev baskınıyla gözaltına alıyorlar. Hemen cezaevine dolduruyorlar arkadaşlar. Şair Nevzat Çelik, devrimci şairimiz, Şafak Türküsü'nün yazarı, o efsane şiirin yazarı, Ege'de yanan ormanlarımıza Tayyipkillerin sahip çıkmadığını eleştirdiği için apar topar ev baskınıyla onu da gözaltına alıyorlar. Yani böylece Tayyipkiller devletin tüm araçlarını kullanıyorlar arkadaşlar. Nesini kullanıyorlar? Devleti oluşturan jandarmayı kullanıyorlar. Polisi kullanıyorlar. Mahkemeleri ve cezaevlerini kullanıyorlar arkadaşlar. İşte bizim hakkımızda da 12 yılı aşkın hapis cezası vermiş durumdalar. İstinafta bekliyor bu cezalar. Ve 50 küsür yılı aşan hapis cezası istemiyle de sayısız dava açtırdılar hakkımızda. Onlar da sürmekte arkadaşlar. İkinci olarak da devletin şiddet araçlarını kullanıyorlar arkadaşlar. Halkımızı, vatanımızı, laik cumhuriyeti savunmak isteyen insanları böylece terörize etmek, korkutmak, sindirmek, cezalandırmak, saf dışı etmek istiyorlar. Bir üçüncü yöntemleri nedir? Saldırı yöntemleri arkadaşlar. Ülkeyi orta çağın karanlıklarına götürecek şekilde yeni bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Yani bütün eğitimi, bütün okulları Pakistan'daki Peşaver medreseleri benzeri medrese eğitimine o kapsama giren bir eğitim verir hale getirmek istiyorlar. Yeni nesil evlatlarımızı da medrese müritleri haline, öğrencileri haline getirmek istiyorlar arkadaşlar. İşte milli eğitimin tüm uygulamaları buna yönelik.
İmam hatiplere aktarılan yoğun bütçe bunlara yönelik. Tarikatlara, cemaatlere aktarılan devlet olanakları hep bu amaca yönelik. Gittikçe sayıları artan imam hatipler, ilahiyat fakülteleri, İslam akademileri hep buna yönelik. Gittikçe sayıları artan camiler ve 211 bin kişilik Diyanet kadrosu bu amaca yönelik arkadaşlar. Hep halkımızı Muaviye Yezid diniyle aflunlayıp Orta Çağ karanlığına ikna etmek ve ona razı etmek. Yani o konuda rıza üretme amacına yönelik. Bir de böyle saldırıyorlar. Tüm imkanlarıyla, Milli Eğitim'in bakanlık imkanlarıyla, belediyeler imkanlarıyla, işte Diyanet kadrosuyla, ya Diyanet'in bütçesi 900 küsür milyarı aşmış ya. Trilyona geliyor 2024 bütçesi arkadaşlar. Altı bakanlığın bütçesinden daha fazla para harcıyor ya Diyanet. Diyanet İşleri Başkanlığı yani. O 211 bin kişilik kadro. Ama bu tabii Orta Çağ'da faşist din devletinin en önemli unsurlarından biri olacak. O yüzden böylesi büyük bir kaynağı oraya aktarıyor Tayyip. Bu bilmezlikten ya da rastlantısal değil. Bilinçli, kararlı, hainane, hesaplı, kitaplı, sinsi bir planın ürünü arkadaşlar, bir stratejinin ürünü bunlar. Bakın her gün gazetelerde benzer haberleri görürsünüz. Hafızlara özel eğitim merkezi, yani dünün, salı gününün Cumhuriyetinden okuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa hayata geçirilecek Kur'an eğitim merkezleri 9 Eylül'de açılacak. Ankara, İstanbul, Bursa ve Rize'de bu yıl faaliyete başlayacak merkezlerin sayısının 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Yatılı hizmet verecek Kur'an eğitim merkezleri ve öğrencileri örgün eğitimlerini Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği kapsamında belirlenen İmam Hatip liselerinde alacak. Yani hepsi planlı, hesaplı, sinsice yürütülen bu hainane hedefe Türkiye'yi götürmeye yönelik uygulamalardır. Yine hemen altındaki bir haber arkadaşlar. Camiye gidene hediye verdiler. Samsun'daki Canik Belediyesi Hayli Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamında camiye giden çocuklara hediye dağıttı. 3000'i aşkın çocuğa bisiklet, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve kırtasiye seti hediye edildi. Burada konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, proje kapsamında yaz tatili sürecinde 30 gün boyunca ilçemizdeki camilere giden 3000'i aşkın çocuğumuza ve gencimize hediyelerini teslim ettik diyor arkadaşlar. Yani bakın durup dinlenmeden aynı amaca yönelik çalışmalar. Her günkü gazetelerde benzer haberleri görürsünüz arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Aynen 1. Kuvayi Milliyeci atalarımızın yaptığını yapmamız gerekiyor. Sokak röportajında konuşan saygıdeğer hanımefendinin de netçe gördüğü gibi artık ikinci bir Kuvayi Milliye hareketi, ikinci bir kurtuluş savaşı başlatmamız, vermemiz ve onu zafere ulaştırmamız gerekiyor. Ülkemizi işgal etmiş devlet kurumlarını büyük ölçüde ele geçirmiş olan bu ABD yapımı, ABD kuklası, hain, Türk
Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatanı düşmanı Tayyip Diller adlı mafyatik bir çıkar ve vurgun çetesinden başka bir şey olmayan iktidardan kurtulmak için ikinci bir kurtuluş savaşı vermemiz şart arkadaşlar. Ve işte biz de bu sebepten dolayı biz ikinci Kuvayi Milliyeciler'iz diyoruz. İkinci kurtuluş savaşçılarıyız diyoruz arkadaşlar. Bu savaşı veriyoruz, vereceğiz ve en sonunda yine biz kazanacağız. Kalın sağlıcakla.